Bayraktar TB3, 15. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati 112 saate ulaştı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen Bayraktar TB3 SİHA, 15. Sistem tanımlama performans testini de başarıyla tamamladı, böylece tarihi projede en kritik viraj dönüldü. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, en yakın zamanda kısa pist gemimize konuşlandırıp göreve hazırlıyoruz, 2024'te inşallah göreve başlayacak dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kısa pistli gemilerden kalkma kabiliyeti olan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiklerini belirterek, onu da en yakın zamanda inşallah kısa pist gemimize konuşlandırıp göreve hazırlıyoruz, 2024 yılında inşallah göreve başlayacak dedi. Bayraktar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi konulu söyleşide, insansız uçakların en büyük katma değerinin içerisindeki yüksek teknoloji ve yazılımlar olduğunu söyledi. İnsansız hava araçlarının temelinde cezerinin olduğuna işaret eden Bayraktar, "Dünyanın en iyisini de yapabiliriz. Aslında bize güçlü kökler bu gücü veriyor, bunu hiç unutmayacağız. Çünkü bunu unuttuğumuz zaman nasıl ki saksıdaki bir ağaç göğe uzanamazsa öyle kalmış oluruz" dedi. Bayraktar, 1924'lü yılların başında dünyada havacılığın doğduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de havacılık cemiyetlerinin kurulduğunu kaydederek, Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir atılım olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Vecihi Hürkuş. Hürkuş aslında Yeşilçam'ın dalga geçtiği gibi bir karakter değil. Aslında bir kahraman ve Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir gazidir. Hatta düşmanın pençesinden kurtuluyor ve esir düşüyor Azerbaycan'da, oradan da yüzerek kurtuluyor, o adayı da. Yakından gördük, dünyada havacılık doğarken ölüyor diye konuştu. Dünyada havacılığın doğuşunu sörf dalgasına benzeten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü. Sörf dalgasının önünde olduğunuzda biliyorsunuz çok daha avantajlı oluyorsunuz, arkaya düştüğünüzde ise sürekli zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla doğarken aslında işin kökünde varız ama maalesef 1950'ye varıncaya kadar Türkiye'de bu çalışmaların akamete uğradığını görüyoruz. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin çalışmalarının bir anlamda akamete uğradığı gibi, en azından öyle rivayet ediliyor, Lagari Hasan Çelebi. Roketçilik bilimiyle uğraşıyor, belli bir dönemden sonra takvimde ilerlediğinizde maalesef medeniyetimizin organik bağının koptuğunu görüyoruz, bizlerin de aslında milli teknoloji hamlesi kapsamında yapmaya çalıştığı o, daha iyi gideni tesis etmek. Türkiye'de bir dönem dışarıdan getirilen teknoloji ile sadece imalat ve montajı yapılabilen sanayi modelinin benimsendiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti. Sadece bir anlamda toplumun bilgi hazinesini değil, toplumu bağımsızlaştırmayan, dışarıya bağlayan ve sadece o üreticileri zengin ve müreffeh hale getiren bir model geldiğini görüyoruz. İnsansız araçlar bir anlamda bunu ifade ediyor. Dünyada insansız hava aracı denilince bilinen bir şey değildi. Ufak bir mühendislik girişimi olarak çalışmaya başladığımızda, İHA dediğinizde insanlar öyle şey mi olur? Diyordu. O dönemde ufak bir ekiple başlayan çalışmaların bugün 20 senede nerelere geldiğini dinleyeceğiz ama burada önemli husus, zamanı doğru yakalamak, bir anlamda o günün değil de geleceğin teknolojisine önden hazırlık yapmak. Selçuk Bayraktar, 2004'te ilk robot uçakla uçuşlarını gerçekleştirdiklerini, 2007'de de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk robot İHA'nın teslim edildiğini söyledi. Bayraktar, 2008'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari'de yer aldıklarını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu. 2009'da Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam salmış, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilmiş, dünyanın en meşhur SİHA'sı o şu an. En yakın rakibinden 5 kat daha fazla gidiyor. Onun ilk versiyonu 2009'da uçtu ve 2014'te Bayraktar TB2 ilk uçuşunu yaptı. 2015 yılında Roketsan'ın geliştirdiği milli akıllı mühimmatlarla entegrasyonunu tamamladık. Terörle mücadelenin belini kırması o döneme tam olarak rastlıyor. Bayraktar TB2 650-700 kilogramdı, mini İHA ise 6 kilogramdı ve Akıncı 6 ton. 2019'da Akıncı ilk uçuşunu yaptı ve şu an 40 bin saatin üzerinde, 8 ülkeye ihraç edilmiş durumda.
Bizler dışarıdan insansız hava aracı alabilmek için ülkelerin kapılarını çalan bir ülkeyken dünyaya insansız hava araçlarımızı ihraç ediyoruz. 2020 yılında geleceğin akıllı uçan otomobili Cezeri'nin konsept çalışmasına yer verdiklerini anımsatan Bayraktar şunları söyledi. 2022 yılında da Cumhuriyetimizin 100. yılında söz vermiştik milletimize, ülkemizin ilk insansız savaş uçağını uçuracağız diye milletimize bir sürpriz yaptık. 2023'e bir ay kala ilk uçuşumuzu yaptık. İlk uçuşuyla birlikte gelecekteki havacılık muhaberesinin kapılarını bize açmış oluyor. Bizlerin artık takipçi değil, dünyaya oyun kurucu olarak tam bağımsız ve hür şekilde devam edeceğimizin müjdesini verdi bu uçuş. Sonrasında da ayrı bir gelişme var. Kısa pistli gemilerden kalkma kabiliyeti olan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Hatta bugün itibarıyla 8. uçuşunu yapıyor. Henüz inmemiş olması lazım, 6 saat sürekli uçuşlarını devam ettiriyoruz. Onu da en yakın zamanda inşallah kısa pist gemimize konuşlandırıp göreve hazırlıyoruz. 2024 yılında inşallah göreve başlayacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.